Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Suat-ı Mekkiye 13. sefir 97. kısım 100. bölüm. Korku makamı. Miskin. Kork Allah'tan. Eğer mümin isen itirazcının emre karşı otoritesi gelince barışa yanaşırlarsa yanaş sen de ve ulaş barış ile emir aleminde yüce mertebelere. Bunu ben demedim. Allah onu öğretici olarak söyledi. En sağlam zikir Kur'an'da dediği gibi. Allah sana yardım etsin ve seni korusun. Bilmelisin ki korku ilahilerin makamıdır. Allah ismi ona aittir. Çünkü o hüküm bakımından çelişiktir. Korkan perdeden ve perdenin kalkmasından korkar. Perdeden korkar. Çünkü korkuda korkuda ondan perdeleme bulunduğunu bilmez. Perdenin kalkmasından korkar çünkü perde kalktığında kendi varlığının da ortadan kalkacağından korkar. Bu durumda yarar kaybolur ve mutlak güzellikle haz alma ortadan kalkar. Perdelinin ayeti, hayır onlar Rablerinden o gün perdelidir ayetidir. Burada kanama vardır. Bu konudaki hadisi ise Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem perdeler hakkında söylediği Perdeleri açsaydı veya perdeleri kaldırsaydı yüzünün parıltıları, gözün gördüğü bütün yaratıkları yakardı hadisidir. Bu makamı en yakın bir ifade ise şu deyimdir. Gelirken ve ayrılırken geceye benzer, gecenin kısalığından değil uzunluğundan şikayet ederim. Öyleyse korku makamı hayret ve vakve makamıdır yani durma makamıdır. Bu makam sahibi adına tercih edilecek bir şey ortaya çıkmaz. Bunun nedeni? her yanın şahidinin onun nezdinde bil fiil bulunmasıdır. Bu korkudan başkasına bağlanma korkusuna çıkan kimsenin korkusu makam değil korkudur. Çünkü bunun dışındaki hiçbir korku bu hükme sahip değildir. Çünkü makam ilahlıkta derin subutu, subutu olan her şeydir. O özelliği taşımayan makam değil sadece haldir. Söz konusu hal, ilişmesinin ve iliştiği şeyin gelişiyle ve gidişiyle müjde veya başka bir durumla birlikte gelir ve kaybolur. Makam olan korku ise Allah'a bilene eşlik eden bir makamdır. Söz konusu kişi kimin var olduğunu bilir. Bunu bilmeyene ise korkusu sırattan cennete adımını ilk attığı anın başında kendisine eşlik eder. Öyleyse korkan tecellinin ne olduğunu ve kıyamet günü neyin görüleceğini bilen kimsedir. O, cehennem ehlinin azaplarında artan bir tecellilerinin olduğunu bildiği gibi, Cennetliklerin nimetlerinde artan bir tecellileri olduğunu da bilir. Cehennem ehli ise bundan perdelidir. Bu nedenle Allah Rablerinden demiştir. Kast edilenler cehennem ehlidir. Rab ise terbiye ve ıslah eden demektir. Allah'a zatı yönünden bilmenin kapısı kendisinin dışındakilere kapalıdır. Allah'a merhamet ettiklerinin dışındaki yaratılmışlar onu bilemez. Mutezile Allah'ın görülebileceğini inkar ederken, doğru düşünmüş fakat bu görüşlerini delillendirirken ispat etmemişlerdir. Bu konuda kanıtlarını zikretmemiş olsalardı hiç kuşkusuz Allah ehlinin bildiği şekilde gerçeği bildiklerini zannedebilirdik. Fakat mutezile görüşünü kanıtlarken bir arkadaşına beğendiği düşüncesini söyleyip aynı kanaate varmasını sağlayan birisi gibi hareket etmiştir. Söz konusu kimse arkadaşına vardığı görüşteki dayanağın bildirdiğinde ise Arkadaşının sevinci gitmiş ve delil getirirken işi bozdun demiştir. Allah'a böyle bilmeyen kimse kendisinden talep edilen marifeti de bilememiş demektir. 101. Bölüm Korkunun Terki Makamı Korkunun bilgisi yokluğa ilişince ondan çekinmedim ve kadem rütbesini elde ettim. Ben varlığım. Bana eşlik edecek korku yok. Benim zıttım yokluğa mensup. Korktuğum kişinin varlığı yok. Korkuyu tezgah üstündeki et olarak bırak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında Allah'ım beni nur yap der. Allah ise Allah göklerin ve yerin nurudur der. Tecelliler nurlardır ve nur nur ile yanmaz fakat ona girebilir. Yani hem cins oldukları için onunla kaynaşır. İşte bu birbirine girme ve bir olmaktır. Burada büyük bir sır vardır. Bu da kendisine eklenip, içine girdiğinde tecelli edenin nurunda artan tecelligahın nurudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce belirttiğimiz korku makamında durduğunda bu makam onu nur olmayı istemeye sevk etmiştir ve adeta şöyle demiştir. Beni sen yap ki seni sen ile göreyim. Benim gözüm seni görmeyle kaybolmasın. Aksine sana dahil olsun. Nitekim şair Nabiya şöyle der. Sen bir güneş, hükümdarlar ise yıldızlardır. Güneş doğunca onlardan hiçbir yıldız gözükmez. Söz konusu yıldızların ışıkları kaybolmadığı gibi onların varlıkları da gözükmemiştir. Öyleyse onlar görülür fakat bir yandan görülmez. Çünkü onlar işin dış yönünde hüküm sahibi olan en büyük nurun perdesinin ardındadır. Yıldızların ışıklarının ise işin batınında hükmü vardır ve en büyük nurun içine dahil olmuşlardır. Bunu tealim bilgisinin sahipleri bilir. Onlar yüce ve nebevi bir makam olan bu makamda en mutlu insanlardır. Hakkın bu makamı müminlerden perdelemesi sadece onlara merhametinden kaynaklanır. Çünkü alemde yaygın olan işlerin hakikatlerini bilmemektir. Bilenler tek tek kişilerdir. Dolayısıyla Allah insanlara bu konudaki engelleyişi nedeniyle merhamet etmiştir. Allah'a bilenlere ise bu makamda bir güçlük yoktur. Çünkü onlar neyi nasıl nispet edeceklerini bilirler. Nasıl bilmezler ki? Allah şöyle der. Her göğe emrini vahyetti. Kast edilen her göğün verdiği alemdeki etkiler ile ilgilidir. Nitekim her araç kendisini kullanan kimseye ne yapacağını verir, bunu belirler. Yapım ise alete değil, yapana aittir. Bunu bilmelisin. Gücünün verdiği şeye göre hareket etmelisin. Vesselam. Arkadaşlarımız bu makam sahibi hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bu kişi hakkın tuzağından emin midir değil midir? Müjde ile birlikte ise emindir ve bu kesindir. Kastettiğim Allah'ın tuzağından emin olduğu ile ilgili bir müjde gelmesidir. Bir takım nedenlerden dolayı bu makam hakkında şimdiye değin söylediklerimden fazlasını açıklayamam. Bu hususta kendi görüşümü de sadece müjde hakkında söylediğim kadarıyla izah edebilirim. Çünkü müjde hakkında söylediğim akıl ve şeriatın delaletiyle kesin ve gerçekleşmiş bir husustur. Cennet bu makam sahibi adına bir şekilde öne alınmışsa bunun değiştirilmesi mümkün değildir. Öyleyse onun adına emniyet gerçekleşmiş ve sahih olmuştur. Bu hal onun adına gerçekleşmediğinde ise onun durumunu en iyi Allah bilir. 102. Bölüm Ümit Makamı Hakkında Ümit ve korku aynı hükme sahip bir bilgiyle sarıl ümide. Öyle bir makamdır ki o bilinmez. Rahmanı bilen ve ondan anlayandan başkasınca. Ümit varken haz alınır. Yitirilince korkuyla aynı etkiye sahiptir. Senin ümit ettiğin şey yokluktadır. Onu yitirince tasa içinde olma. Ümit sende bulunmayanla ilgilidir. Bu makam sahibinin gerçekleşmiş ve bilinçli bir saygı ile kuşkunun giremediği sabit bir bilgiye muhtaç olduğu korkulan bir makamdır. Çünkü ümit yolun kendisinde değil, yol tarafındaki bir makamdır. Altında derin bir çukur vardır ve en küçük bir sallantıyla sahibi yoldan düşer. Ümit, alemin nimetteki bekasının bağlı olduğu daimi hayat yolu üzerindedir. Ümit, bu hayat yolunda, can çekişme esnasında otoritesi ortaya çıkması gereken bir makamdır. Bundan önce ise ümit sahibinde, gerçek mümin ise, korkuyla ümidin hükmü eşit ölçüde bulunmalıdır. Allahu Teala kutsi bir hadiste şöyle der. Ben kulumun bana olan zannı üzereyim. Hakkım iyi zanda bulunsun. Aynı şekilde kişi Rabbi hakkında değil, nefsi hakkında suizanda bulunmalıdır. Ölüm esnasında ise sadece Rabbi ile ilgilenip onun hakkında iyi zanda bulunarak dünya hayatındaki durumunun aksine nefsi hakkındaki kötü zandan büsbütün yüz çevirmelidir. Allah ehlinden istenilen ümit, içinde bulunduğu vaktinin talep ettiği ümittir. Çünkü ümid edilen o esnada yoktur ve bu nedenle ümit sahibinin sahip olmadığı bir şeyle ilgilendiği için içinde bulunduğu vaktin hükmünü ihmal etmesinden korkulur. Ümidi içinde bulunduğu vaktin talebiyle ilgili olan kişi ise zorunlu olarak vakit sahibidir ve vakti karşısında edebi davranmayanlar divanına adı kaydedilmez. Sonra onun vakti üç durumdan birisinden yoksun değildir. Ya razı olunan bir vakit sahibidir. Bu durumda ümidi vaktin razı olunuşunun talep ettiği şeydir. Vakti razı olunan değil veya mübahlarda olduğu gibi razı olunan veya olunmayan bir şey değil ise ümidinin konusu razı olunan şeylerle ikinci nefeste veya ardından gelen zamanda bu hali kendinden uzaklaştırmaktır. O özel ilginin dışına çıkan ümit, yoldaki bir makam olan ümit değildir. Ümit, dünya ve ahirette salike, eşlik eden makamlardan biridir ve ölümle kesilmez. Çünkü insan her nerede olursa olsun iş sona ermeyeceği için daima bir şey yitirebilir. Biz geleceği yitirenden söz ediyoruz. Geçmişi yitirene gelirsek geçmiş geri dönmez. Dönseydi varlıkta herhangi bir şey tekrarlanmış olurdu. İlahi genişlik ile çelişeceği için varlıkta tekrar yoktur. Kaçırılan geçmiş bir fiil, razı olunan bir şey ise ki geçmiş dönmez, onun istikzam edeceği neticeye sahibi, dünya hayatında onu yerine getirmiş gibi ahirette devşirir. Bazen ümit, kaçırılan şeyin elde edilmesiyle ilgili olabilir. Bu durumda ümit, söz konusu şey kaçırılmamış olsaydı insan adına gerçekleşecek yararla ilgilidir. Bu durumda o şey var olmuş da ortaya kalkmış gibi ümit sahibi adına gerçekleşmiş sayılır. Ya da ümit olmadan o şeyin kendisi onun asına gerçekleşmiş sayılır. Çünkü insan başlangıçta onu yapmamıştır. İşte bu ümidin gücünün son noktasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya iyiliklerinden mal ve bilgi yoksun iken onlara sahip insanların sahip oldukları şeyi Allah itaat için kullandıklarını gören ve aynı şeye sahip olan, aynı şeye sahip olup onlar gibi iyilikler yapmayı temenni eden biri hakkında şöyle der. Her ikisi de aynı sevaba ulaşır. Bu kişi amelden mahrum kalmış fakat temenni sevabını elde etmiş, ameli kaçırmayan kişiyle eşitlenmiştir. Hayır, hatta ondan daha kazançlıdır. Çünkü amel sahibi sorguya çekilecektir. Doğrular zorluklarından sorguya çekilecektir. Temenni eden ise sorguya çekilmeyecektir. Çünkü bir şey yapmamıştır. Bu ise Allah'ın kendisine temenni ettiği şeyi vermediği kimseler için geçerlidir. Allah ona temenni ettiği şeyleri verirse ne bu makama ne de bu sevaba ulaşabilir. Onun hükmü Allah'ın kendisine verdiği şeylerdeki davranışına geçer ve temenni eden adına ahirette bir iz kalmaz. Onunla iyilik yaparsa kendisine aittir. Başka bir şey yaparsa ilahi iradenin hükmü altındadır. Sufilerin ümidi günahkarların Allah'ın rahmeti hakkındaki ümitleri değildir. O başka bir ümittir ve bir makam değildir. Biz makam olan ümitten söz etmekteyiz. Bazılarına göre ümit ilahi bir makamdır ve bu konuda ayetlerin dışında geçen belki umulur ki gibi Allah'a ait ifadelerden delil getirirler. Bu nedenle çekici bilginler ümidi vacip saymıştır. 103. bölüm Ümidin Terki. Ümide bel bağlama. Ümit seni umut üzerinde bırakır. Kurtuluşun için sadece Rahmana yakar. Çünkü mutlu iltica edendir. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki bu makam sahibi ilahi mertebenin talebi ve kulluktaki zayıflığı bakımından kendisini görmesidir. Söz konusu zayıflık, gücünüz ölçüsünde Allah'tan sakının ayetinde kula emredilen takvanın hak ettiği şeyi yerine getirmek veya insanın bütün gücünün sarf etmesiyle ilgilidir. Bu bizim açımızdan böyledir. Rabliğin kulluk karşısındaki hakkına gelirsek, Allahu Teala Allah'tan hakkıyla sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölüm buyurur. Başka bir ayette ise onlar bu işte bir şey sahip değildir denilir. Bu iş ile onların irtibatı kesilmiştir. Bu ise zor bir makam ve çetin bir haldir. Ümidi terk eden kimse imanın yarasını terk etmiştir. Yani imanın yarısını terk etmiştir. Çünkü iman iki yarımdır. Korku ve ümit. Her ikisi de yoklukla ilgilidir. Bilgi meydana geldiğinde varlık meydana gelir ve yokluk kaybolur. Bilgi de imanın hükmünü ortadan kaldırır. Çünkü kişi bu esnada iman ettiğini görmüş ve bilen haline gelmiştir. İman taklittir ve taklit bilgiyle çelişir. Haber veren kişi mümine göre masum olsa bile gözünde yalan bulunabilir ve haber verişinde seninle onun arasında herhangi bir vasıta da yoktur. Çünkü onun yalan ve hatadan masum olduğu ile ilgili delil ki sen bu konuda basiret yani bilgi sahibisin, onun Allah'tan verdiği şeye yayılır. Bu durumda onun verdiği haber sende taklit değil, bilgi haline gelir. Günümüzde bu durum özel anlamda keşf ve vecd yani ehli, keşf ve vücut ehlinde gerçekleşebilir. Bilgiyi rivayetten elde edenlerin buna ulaşması mümkün değildir. Tevilin giremediği nassı yani vahiy, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ağzından doğrudan dinleyen sahabe ile keşf ve vecd ehli arasında fark yoktur. Bir anlayın, Delillerini zikret, zikret, zikrettikleri sürece onlar taklitçi olmayan bilginlerdir. Herhangi bir vakitte delillerinden habersiz kaldıklarında ise vasıtalar ortadan kalkmış olsa bile taklitçilerdir. Eşya hakkındaki delilin Rabbin olsun. Ondan gafil kalma. Çünkü bu durumda sen bilgi sahibi olursun. Bilgi ise Allah nezdinde bulunan şeylerin en üstünüdür. Bu nedenle Allah peygamberine herhangi bir niteliği değil, sadece bilginin artışını dilemesini emretmiştir. Öyleyse maziyi, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı bilen kimse için yokluk kalmayacağı gibi onun için ümidin ilgi, ümidin ilgili olacağı bir şey ve dolayısıyla ümit de kalmaz. Şair şöyle der: Takındığımdan tasalanırım. Yerleştiğinde ise ne diye tasalanayım? Elde etmek istediğim arzularım gittiğinde ise ne diye tamah edeyim? Bu iki mısra vukuundan korkulan şeyin gerçekleşmesi, gerçekleşmesi umulan şeyin gitmesiyle korku ve ümidi terk halini kendinde toplar. Bu ümit hakkında doğru olsa bile makam olan ümit için geçerli değildir. Çünkü ümit makamı geçmişin yitirilmesiyle ilgili bir korku taşımaz. Korku mazi olmuş, sebebinin yitirilmesi nedeniyle geleceğin yitirilmesine dönüktür. 104. Bölüm Hüzün Makamı Hüzün, bineği zorluk gayesi de gidişidir. Allah hüzün sahibini dost edinir. Hüzünlünün kalbi burada, dilekleri güçlenir orada. Senden hedeflenen amaç ise orada. Teklif diyarı sevincin olmadığı bir yer, Allah sevinçli insanı sevmez. Hüzün, aşırı zorluk ve güçlük anlamındaki hazın kelimesinden türetilmiştir. Adamda huzune huylarındaki zorluktur. Hüzün, yitirilen şey hakkında olabilir. Yitirilen mazi geri dönmez, benzeri döner. Döndüğünde ise bil fiil bulunduğu kimse yitirilmiş ve geçmiş olan benzerini hatırlar. O hatırlama ise özellikle nefesleri gözetmek isteyen kimsede olmak üzere kulun kalbinde bir üzüntü meydana getirir. Nefesleri gözetmek ulaşılması güç bir makamdır ve Allah adamlarından müşahede sahipleri için gerçekleşebilir. İşin bütünü elde etmek imkan dahilinde değildir. Dolayısıyla... Yitirmek kaçınılmaz olduğu gibi hüzün zorunludur. Bu diyar ve bu yaratılış gaflet yedidir. Burada huzur ancak bir çabayla ve huzuru talep ederek gerçekleşebilir. Ahiret hayatı ise öyle değildir. Bu nedenle Allah bizden nefslerimizi hayatta huzur sahibi yani huzur isteyen değil, olabilecek şekilde başka bir şekilde inşa etmemizi ister. Allah'ın bizden istediğini yerine getirebilir miyiz, getiremez miyiz? Allah'ın yerine getirme gücünü bize yaratmadığı ve güç yetiremeyeceğimiz bir şeyi bizden dilemesi imkansızdır. Çünkü o hakimdir. Öyleyse Allah bu isteğin isteğinde bizde onu yerine getirebilecek Rabbani bir güç bulunduğunun bilgisini de vermiştir. Fakat güce mazhar olmamız bakımından her mümkünde kendisini uygulamaktan eksik bir şekilde onu elde ettik. Bu nedenle Allah'tan yardım istedik ve Allah da bize ancak senden yardım dileriz. Allah'tan başlangıç ve kudret sahibi yoktur demeyi emretti. Bunu müşahede eden kimsenin hüznü hiçbir zaman sürekli olmaz. Hüzün, kula yükümlü olduğu sürece dünya hayatını eşlik eden makamlardan biridir. Ahirette ise cennete girilinceye kadar sürer. Ahirette pişmanlık hüznü vardır. Yoksa büyük korku hüznü yoktur. Korku bütünüyle kalkar. İnsan uyulanlardan ise uyanları hakkında duydukları korku kendilerine eşlik eder. Bu insanlara örnek olarak peygamberleri verebiliriz. Hüzün dünyada kalpten kaybolduğunda zıttı gerçekleştiği için yok olur. Çünkü kalp boş kalmaz. Dünya hayatı kendisinde bulunduğu kimseden hakkın sevgisini dışlayacağı için sevinç yeri değildir. Hüznü ise sadece bilgi giderebilir. Bu durum bununla sevinsinler diye ayette dile getirilmiştir. Öyleyse hüzün bilgiyle birdir. Üzüntü duyulan şeyin kalkmasıyla ortadan kalktığı gibi üzüntü duyulanın kaybolmasıyla da gider. Bilgi de bilinenin şerefiyle değer kazanır. Hüzün ulaşılması güç bir makamdır. Yaratıkların pek azının ulaştığı bu makam kamil insanlara aittir. 105. Bölüm Hüznün Terki Hak her şey yaratılışını verdi ve sonu açıkladı. Yitirilmiş bir şeyi göremezsin. Öyleyse üzülmek beyhude. Hüzün yitirilen için gerçekleşen bir haldir. Artık onu taşıma. Çünkü o yaratıkların özelliğidir. Hüznü terk bir makam değil, haldir ve kalplerin harap olmasına yol açar. Onun dürülüşünde ise arif olanın dışındakiler için ilahi bir tuzak vardır. Çünkü hüzün makamından sadece, niteliklerin kendinden olumsuzlanması makamına yerleştirilen kimse çıkabilir. Ebu Yezid'e nasıl sabahladın diye sorulmuş. O da ne sabahım ne akşamım var. Bunlar nitelikle sınırlanan kimse için olabilir. Benim niteliğim yoktur. diye cevap vermiştir. Ebu Yezid bu sözü kendisine halden sonra nasıl sorusu sorulduğunda söylemişti. Nasıl? Dört temel soru edatından biridir. İlahi nispetlerden ona ait olan şey ey insanlar ve cinler. Sizin için boşaltacağız ayetidir. Kısainin kıraatine göre başka bir ayet ise o her gün bir iştedir ayetidir. Allah terazi yükseltir ve alçaltır. Bunlar hakkın eylemlerinde nasıl sorusunun bağlamıdır. Ebu Yezid ise bu sözüyle kendine övme niyetinde değil, sadece durumunu açıklamak istemişti. Çünkü sabah ve akşam Allah'a aittir. Ebu Yezid'e değil. Allah nitelikle sınırlanandır. Doğal kul ise nitelikle değil, sabah ve akşam ile sınırlanandır. Bu nedenle Ebu Yezid niteliği reddetmiş ve benim niteliğim yoktur demiştir. Sabah akşam rızıkları oradadır. Öyleyse sabah ve akşam onu sahiplenir. Ebu Yezid'in ise onlar üzerinde bir sahipliği söz konusu değildir. Çünkü sabah ve akşam nitelikle sahip olurken Ebu Yezid'in söylediği gibi herhangi bir niteliği yoktur. Bu makam hakkında bilgisi olmayan kimse Ebu Yezid'in bu sözüyle ilahlık tasladığını zanneder. Halbuki Ebu Yezid böyle bir niyette değildi. Aksine o bu gibi sözlerindeki böyle bir yorumun kendisine nispet edilmesinden münezzehtir. Ebu Yezid'in buna benzer bir zaman güldüm, bir zaman ağladım. Şimdi ne gülüyorum ne ağlıyorum ifadesini bizim söylediğimize aykırı olarak ilahlık taslamak diye yorumlayan kimse şunu bilmelidir. Bir tecelli vardır, güldürür. Bu yolda gülme ehli olanlardan sadece bir insan gördüm ki adı Ali Esselavi idi. Onunla yolculuk ettim ve en yolculukta ve yolculuk dışında kendisiyle arkadaşlık ettim. Tıpkı kendinden geçmiş gibi gülmekten bıkmıyordu. Ancak belirli vakitlerde kendine geliyordu. Hiçbir zaman kötü bir şey söylediğini görmedim. Ağlayanlara gelirsek onlardan da birini 586 yılında İşbiliye'de görmüştüm. Adı Yusuf el-Mugavir el-Cella idi. Bizimle dolaşır ve hallerini bize anlatırdı. Korkusu çoktu. Gözyaşı kesilmezdi. Gülen kişiyle arkadaşlık ettiğim zaman da onunla da arkadaşlık ettim. Ebu Yezid'in bu iki makamdan onların arasındaki makama geçmesine gelirsek, karşıt şeylerin bir kısmının arasında orta var iken bir kısmının arasında orta yoktur. Bu kısmı örnek olarak olumlama ve olumsuzlamayı verebiliriz. Bunların arasında orta bir durum yoktur. Varlık ve yokluk arasında ise orta vardır. Sıcak ve soğuk arasında da orta vardır. Ortadaki kendilerinden farklılaşmasını sağlayacak şekilde her iki uçtan bir özellik almasıyla gerçekleşir. İnsan güldürücü veya ağlatıcı bir sebep arasında bulunmadığı da olabilir. Örnek olarak Allah ehli için susma makamını verebiliriz. Böyle biri ne güler ne de ağlar. Onun niteliği her iki nedenden de soyutlanmış olan susmadır. İşte Ebu Yezid bu sözüyle kendi durumunu bildirmek istedi, yoksa övünmek amacında değildi. 106. bölüm Tasavvuf yolunda hedeflenen açlığın bilinmesi. Açlık beyaz ölümdür. Hidayetin alametidir o. Tersemletmediği sürece bir ilaç ve şifadır açlık. Onu Riyazetini de uygula, başarılı ve mutlu olursun. Açlık yani adet açlığı, Allah ehlinin süsüdür. Bu anlamıyla açlık beyaz ölümdür. Çünkü Allah ehli yollarında dört ölüm kabul etmişlerdir ki birincisi budur. İkincisi ise yeşil ölümdür. Yeşil ölüm tanınmak amacıyla değil, zahitlik gereği yamalı elbise giymektir. Müminlerin emri olduğu halde Ömer bin El Hattab'ın giydiği 13 yamalı bir elbisesi vardı. Bir tanesi de diri parçasıydı. Üçüncüsü ise siyah ölümdür. Siyah ölüm eziyete tahammül demektir. Dördüncüsü ise kırmızı ölümdür. Kırmızı ölüm ise arzularında nefse karşı koymaktır ve özellikle melamilere aittir. Bu yolda istenilen açlık doğanın fazla ihtiyaçlarını azaltmak ve gereksiz hareketten duranlığa geçmek üzere salikler için ihtiyari açlıktır. Salik yükselirse hiçbir şeye muhtaç olmamak anlamındaki samadani nitelik istediği için yükselir. Bize göre sufilerin geneline kavm yani kavm göre değil açlığın tanımı bir gün oruçtur. Artırılırsa seher vaktine kadar olabilir. İradeye bağlı ve dince belirlenmiş açlık budur. Allah'a giden yolumuz dince belirlenmiş yol olabilir. Allah bir günlük orucu yaratıklarında maslahat ölçüsü yapmamış olsaydı onu bu ölçüde belirlemezdi. İnsan daha fazla ilave yaptığında açlığın kuldaki yararlarını Rabbinden iyi biliyor olamaz. Böyle bir şey edepsizliğin zirvesidir. Kul gecelerken ve fena halinde yedirilen içilenlerden olup bunun etkisini gücünde akıl sağlığında ve mizacının korunmuşluğunda buluyorsa dilediği kadar orucu uzatabilir. Çünkü o aç değildir. Biz ise açlıktan söz ediyoruz. Kulu bir hal ve yemek ile arasına giren güçlü bir varit koşatabilir. Buna örnek olarak ve bu ikale verebiliriz. Bu durumda kul bir yarar elde etmişse maksat gerçekleşmiştir. Yarar elde etmemişse bu açlık, hastalık ve doğal illettir. Böyle birinin doktora başvurması gerekir. Sufiler açlık derken bunu kastetmezler. Büyüklerin açlığı ise zorunlu açlıktır. Çünkü açlığın meydana getirdiği sonuç onlar adına meleke haline gelmiş olabilir. Bu meleke ne açlık ne tokluk anında onlardan ayrılmaz. O nedenle yapılması gereken azaltmaktır ki o da ancak helalden olabilir. Azaltmanın amacı ya ibadetlerde daha dişini kazanmak veya hesabı hafifletmektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bugünün nimetinden sorguya çekileceksiniz buyurdu. Kast edilen hurma ve sudan başkası değildir. Kendisini ise topluluğa katmış katmamıştır. Çünkü Allah'ın, Süleyman peygamber meşrepli bazı kulları vardır ki onlar hakkında bu bizim ihsanımızdır. Hesapsız olarak onu elinde tut veya ver buyurur. Onlar bu ümmet içinde 70 bin kişidir. Hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini betimlemiştir ve bu konudaki rivayet sahidir. Hazreti peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadiste belirttiğine göre bu kaşe de onlardandı. Doğru hareket eden salik dince belirlenmiş ölçü ilave yaparak, kendine bitap düşürmemelidir. Çünkü peygambere uyarak bir amele yapmamak, bidat çıkararak bir iş yapmaktan hayırlıdır. Biz peygambere sallallahu aleyhi ve selleme uyduğumuzda aslın hükmüne göre hareket ederiz. Çünkü varlığımız bizi var edenin varlığına uyar. Bu mertebeyi bilenler de buna göre davranmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytan, Ademoğlunda damarlarındaki kan gibi dolaşır. Açlık ve susuzlukla, onun geçiş yerlerini daraltınız. Bilginlerden veya Allah ehlinden hiçbiri, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste orucu ve visel orucu tutan kimse için sahurda veya iftar vakti oruç açanlar için iftarda sünnet olduğu üzere yemeği azaltmayı kastettiğinde görüş ayrılığına düşmemiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir buyurdu. Mürit, Allah'a giden yolu onun adına belirleyenin sünnetini aşmaz. Sana nasihatimi yaptım. Delillendirdiğim meselenin değerini şahit nasip olursa sonuçları ortaya çıktığında anlayabilirsin. Oruç tutmadan aç kalma. Bu dince belirlenen yolun dışındadır. Bunun sebebini ise orucun sevabını belirten hadis yapma. Çünkü o sana değil amele aittir. Nefsi bırak da bu konuda ahirette kendisini ait sevabın peşinde o koşsun. Çünkü nefste bunu talep eden vardır. Sen ise düşünen nefsin karşılığı olan ilahi sır ve emir kaynaklı ruh vasıtasıyla hayvani nefsin talep ettiği bu istekten uzaklaşırsın. Bu tasavvuf yolunun ehlinden yanılanlara katılma. Onlar şakirtlerine orutsuz açlığı talim eder veya oruç tutturup güneş batmazdan bozdururlar. Bu onların bir hatası ve Allah yolu hakkındaki bilgisizlikleridir. Bu davranışla nefse karşı koymayı amaçlamışlarsa onun yeri burası değildir. Halikler nefslerine belirli bir şekilde, belirli bir tarzda Allah'ın bilebildiği doğru bir mizana göre yiyecekleri kaptamada karşı çıkmalıdır. Nefs kendisinin belirlediği özel bir yemeğe yöneldiğinde sevmediği yemekleri ona yedirmelisin ki Allah'ın nimetlerinden hiçbirini nahoş bulmasın. Ben de belli bir süre böyle davranmıştım. Daha önce yiyemediğim ve nefsimin dışladığı her şey bana lezzetli gelmeye başladı. Yemeği azaltmak da böyledir ve nefse en çetin gelen işlerdendir. Bu ise nefsin bir şeye yemeye başlayıp da tam olarak doymasını engellemektir. Başarı yerdiren Allah'tır, ondan başka Rab yoktur. 107. Bölüm Açlığın Terki Açlık kula ne kötü döşek. Peygamber sözü bu, onu geçerçi sayma. Tanımında sufiler hataya düştü, bir ölçü ve kıstasta koyamadılar. Açlığı benimseyen hakikatini bilemedi. İnsanlara söylediğiyle onları yanılttı. Alışkanlık açlığı övülür. Görmedim. Bunun kullanımındaki, bunun kullanımında bir beis. Doğanın açlığı ise kötülenir. Onu oyan muhakkik de görmedim. Sufilere göre açlığın terki tokluk demek değildir. Açlığın terki nefse hakkı olan besini vermektir. Allah onun mizacının düzgün kalmasını ve yapısının ayakta durmasını besine bağlamıştır. O hal sahibi açlık hissettiğinde bu açlık adet aşı açlığıdır. Ebu Bekir el-Bezzaz müstedinde şöyle bir hadis aktarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan Allah'a sınır ve ne kötü döşektir açlık derdi. Yarar veren bir hal kötülenmez. Bu durum öyle bir açlığın yararının olmadığını gösterir. Yarar şeriatın ölçüsünü ortaya koyduğu açlıkta olabilir. Öyleyse açlığı terk, ibadet ve Allah'a ulaştıran bir yoldur. Selman bu sayede Ebu Derda'dan üstün olmuş, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda onun lehinde tanıklık etmiştir. Konuyla ilgili hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Nefsinin üzerinde hakkı vardır, gözünün üzerinde hakkı vardır, ağzının üzerinde hakkı vardır, ailenin üzerinde hakkı vardır. Namaza kalk, uyu, oruç tut, bazen tutma. Her hak sahibine hakkını ver. Çünkü sen üzerinde herhangi birinin hakkı varken hakkın huzuruna asla giremezsin. Hakların en büyüğü ise Allah'ın hakkı sonra nefsin hakkıdır. 97. kısmın sona ermesiyle 13. seferde sona erdi. Allah'a hamdolsun.